Anaokulu öğretmeni olan Fadime Hanım bir gününü bizlerle paylaşıyor. Kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, okula geliyorum. Bahçede herhangi bir durum var mı? Bir kontrolümü yapıyorum. Sınıflarda her şey yolunda mı? İşte mutfakta her şey yolunda mı? Sonra gelen velileri karşılıyoruz. Öğretmenlerimizle, öğretmen kadromuzla birlikte. Sınıflarımızı, herkes çocuğunu kendi sınıfına alıp işte sonrasında kahvaltı saatimiz geldiğinde kahvaltıya geçiyoruz. Ardından tekrar sınıflar ve programımızı uygulamaya başlıyoruz. O günün akışında programımızda ne varsa çocuklarımız onları uyguluyorlar. Dönüşümlü olarak İngilizce saati ise İngilizce, satranç dersi ise satranç. Ardından eğer hava güzelse parka, mutlaka güne bir ekoloji dersi, bir bahçe oyunu, bir şey ekliyoruz zaten. Ama hava kötüyse sınıf içerisinde yapılan aktivitelerle. Güzel, yani çocukları yorucu bir şekilde, yani çoğu zaman oyuna bile vakit kalmıyor diyebilirim. Ardından ne yapıyoruz? Öğle yemeği saati geldiğinde küçük yaş gruplarımız uykuya geçiyorlar yemeklerini yedikten sonra. Büyük de yaş gruplarımız biraz dinlendirici aktiviteler, ardından tekrar eğitime devam ediyorlar. Saat 3'e çeyrek kalaya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ardından çocuklarımız uyanıyorlar ara öğün. Bu arada saat 10'da bir ikindi ara öğünümüzü veriyoruz. Meyve yiyorlar. Ardından saat 3'te tekrar bir ikindi kahvaltıları var. Ardından tekrar sınıflara geçiyoruz. Hazırlanma ve anne babalarımızı bekleme saatimiz geliyor. Fadime Hanım çocuklarla çok iyi anlaştığı için bu mesleği seçmiş. Neden anaokulu öğretmenliğini tercih ettim? Bir kere küçüklükten beri çok böyle heves ettiğim bir meslekti. Çok severek yapmak istediğim. Çocukları çok seviyorum. Çocuklarla çok iyi anlaşıyorum. Hatta anlaştığım en iyi yaş grubu 0-6 yaş diyebilirim. Zaten karar verirken hangi bölümü okuyacağımı çocukları çok sevdiğim için bu yola girdim. Ardından çok uzun bir süre, neredeyse 10. yılıma giriyorum. 10 yıl başka okullarda öğretmenlik yaptım. Sonra dedim ki neden ben kendi kreşimi açıp kendi okulumu yönetmeyeyim, çocuklarla bir arada olmayayım. Ardından mucizevi bir şekilde kendi yerimizi açmaya karar verdik ve bir anda kendimizi işin içinde bulduk. Okul öncesi eğitimin önemini Fadime Hanım ebeveynler için anlatıyor. Okul öncesi eğitim merkezleri 0-6 yaş grubu çocukların oyun oynayabileceği en güzel örgütlenmiş eğitim merkezleridir. 0-6 yaş grubu çocuğun hem karakteristik özelliğinin oturduğu hem de gelişim sürecinin en güzel düzeyde olduğu bir dönem. O yüzden 0-6 yaş dönemi çocuk için, çocuğun alabileceği, çocuğun kaydedebileceği her şey için çok güzel bir dönem. Bu dönemde çocuğa verebileceğiniz her şey onun hafızasına yerleşecek. Onun aynı bir video kaydedicisi gibi onun hafızasına, belleğine yerleşecek bir şey olduğu için 0-6 yaş döneminde alacağı çocuğun her bilgi beyninde kaydedecek. 0-6 yaş dönemi çocuğun paylaşmayı, üretmeyi, problem çözmeyi, arkadaşlarıyla işbirliği içinde olmayı öğrenebileceği bir süreç olduğu için çok çok önemli. Anne ile babayla geçirdiği zamanın neredeyse yarısından fazlasını bizimle birlikte geçiriyorlar. Ve burada alabileceği her şey, burada öğreneceği her şey çocuğun yani yemek yemesinden tutun da işte burada alacağı eğitici bilgilere varana kadar her şeyi çocuk burada kavrayacağı için aileye sadece buradan gittiği zaman akşam yemeğini yiyip ardından uykuya geçmek kadar kısa bir süre kalıyor. O yüzden burada alacağı her türlü disiplin, işte diksiyon, eğitim alabileceği her şey çocuğa daha büyük etki edeceği için, aileyle geçireceği vakit daha kısa süreli olduğu için biz bunun bilincindeyiz. Biz bununla hareket ediyoruz. Yani bunun bilincinde hareket ediyoruz. Fadime Hanım'a bu yeni ilim yuvasında başarılar diliyoruz. Ve ilerideki zamanda yapmak istediği hedefleri öğreniyoruz. Şu an biz yolun başındayız. Yaklaşık 2,5 aylık bir kurumuz. Tabii ki ilerleyen dönemlerde büyümek, gelişmek, belki yeni şubeler açmak istiyoruz ya da daha büyük bir binaya geçmek gibi hayallerimiz de var elbette ki, ama şu an için biz bu işin içine yeni girdik. Yani adım adım çocuklarla birlikte öğreniyoruz. O yüzden ilerleyen dönemlerde evet daha büyük bir kurum, daha kalabalık belki, ama tabii ki daha büyük bir bina ya da yeni bir şube. Elbette öyle bir hayallerimiz de var. Fadime Hanım'ın anne ve babalara söylemek istedikleri var. Buradan anne ve babalara söylemek istediğim şey şu. Okul öncesi eğitim merkezi seçerken okulun fiziki koşulları kadar öğretmenin sıcaklığı, öğretmenin sevgisi ve verilecek eğitim, yan dersleri de dikkate alarak okul seçsinler. Ve mutlaka çocukla birlikte karar versinler gidecekleri okula. Fadime Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.